Sevgili gençler, yamukta uzunluk testini beraber çözeceğiz. İlk sorumuzdan başlayalım. Bakalım, yamuğumuz var. ABDC'ye paralelmiş, KL'yi vermiş, 6 birim, EF'yi vermiş, 12 birim. Buna göre AB alt taban artı üst tabanın toplamını bize soruyor. Aslında bu KL'yi hiç kullanmamıza gerek yok. Orta tabandan hemen bulabiliriz. Çünkü biz biliyoruz ki yamukta orta tabanımızın formülü alt taban AB uzunluğu artı üst taban DC uzunluğu bölü 2'ye eşittir. Şimdi ben EF'yi biliyorum. EF'yi bana ne vermiş? 12 olarak vermiş. Zaten benden istediği yerde şu üst kısım. Buradan üst içler dışlar çarpımı yaparsak hemen cevabımızı 24 olarak bulabiliriz. İkinci sorumda yamuğumda köşegenlerimi çizmiş. EF orta tabanımı vermiş. 5 birim üst tabanım, alt tabanım 13 birim. Buna göre KL x kaç santimetredir diye bize soruyor. Şimdi hatırlarsanız gençler, hemen bunun bir kuralı vardı. Bu şekilde köşegenleri çizdiğinde, orta tabanı çizdiğinde, gördüğünüz gibi orta taban 3 parçaya ayrılıyor. Hatırlayın, bu parçalar birbirine eşitti ve bu ortada kalan KL uzunluğu x neye eşitti? Alt taban eksi üst taban bölü 2 idi formülümüz. Buradan da hemen 8 bölü 2'den cevabı 4 olarak buluruz. Üçüncü sorumda yamuğumda verdiği iç açılar var. Verdiği kenarlar var. Buna göre x'i AB kenarını bize soruyor. Bu soruyu çözmek için yamukta çok fazla biliyorsunuz ki paralel kenar oluşturarak, içerisinde bir paralel kenar oluşturarak sorularımızı çözüyorduk. Burada da öyle yapacağız. Hemen CB'ye paralel şu şekilde bir kenar çiziyorum. K diyeyim buraya da. Gördüğünüz gibi şurada bir paralel kenar oluşturdum. Paralel kenarın özelliklerinden hatırlayın. Karşılıklı kenarları eşitti. Burası 5 ise karşı taraf burası da 5 birim olacak. Karşılıklı açıları eşitti. 50 ise şurası da 50 olacak. D açısının tamamı 100'dü. O zaman şu kısma ne kaldı? 50 derece kaldı. Şimdi bakarsam bunlar paralel olduğuna göre bu açı 50 ise şuradaki açı da 50'dir. Neden? Nasıl açılar bunlar? Yöndeş açılar. Burada gördüğünüz üzere ADK üçgeni nasıl üçgen oldu? 50-50 taban açıları aynı bir ikizkenar üçgen oldu. O zaman AD kenarıyla buradaki AK kenarı da birbirine eşit olacak. Burası 12 birimse AK kenarı da 12 birim olacak. O zaman X burası 12, burası 5 ise 12 artı 5'ten 17 olarak bulunacak. Dördüncü sorumda yamuğumda 2, 6, 8 olarak kenarlarımı vermiş. 65 derece vermiş bir tane açısı. Alfa C açısını bana soruyor. Yine bu soruyu çözebilmek için yamuğumun içerisinde yine bir paralel kenar oluşturacağım. Hemen burada CB'ye paralel şu şekilde bir kenar çizeyim. Buraya yine K diyeyim. Bunlar gördüğünüz gibi şurada bir ne oluştu? Paralel kenar oluştu. Şimdi paralel kenarın özelliklerinden karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşitti. 2 ise o zaman karşı tarafı da 2 oldu. 6 ise karşı tarafı da 6 oldu. Tamamı 8'di. İkisi buradaysa bu kısmı AK'ya ne kaldı? 6 kaldı. Görüyorum ki buradaki 6-6 kenar uzunlukları eşit. Yani yeşille boyadığım DKA üçgeni nasıl üçgen oldu? İkizkenar üçgen oldu. 65 ise taban açım, o zaman burası da 65 derece oldu. Şimdi iki tane iç açının, üçgendeki iki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşit. Dolayısıyla buradaki dış açım 65 artı 65'ten 130 derece olarak bulundu. Ben biliyorum ki paralel kenarda karşılıklı açılar birbirine eşitti. 130 alfaya eşit olacak o zaman. Alfayı 130 derece olarak buldum. Beşinci sorumda yamukta 7 birim, 4 birim, 5 birim, x birim uzunlukları vermiş. Açıortaylarım var. Gördüğünüz gibi burada. Buna göre bana x'i yani CB kenarını soruyor. Şimdi yamukta biliyorsunuz bir de AB paralel DC demiş. Paralellik varsa gördüğünüz gibi burada bir ne var? Z kuralı var. Buradaki açıyla bu açı birbirine ne olacak? Eşit olacak. Öyle olursa bakın hemen gözüktü. Buradaki CB E üçgeni taban açıları birbirine eşit. Nasıl üçgen olacak? İkizkenar üçgen olacak. İkizkenar üçgense o zaman CB kenarı BE kenarına eşit. Yani buranın da tamamı kaç birim olacak? X birim olacak. Tamamı X birimse FB 5 ise şuradaki kısma EF'ye ne kaldı?
x eksi 5 kaldı. Şimdi gelelim aynı işleri nerede yapalım? Bu tarafta yapalım. Bakın burada da bir z var. Dolayısıyla bu açı, buradaki açıya ne oldu? Eşit oldu. Eşit olunca gördüğünüz gibi DAF üçgeni nasıl üçgen oldu? Mavi ile boyadığım üçgen yine ikizkenar üçgen oldu. 7 birimse o zaman AD'nin uzunluğu, burada da AF'nin uzunluğu ne olacak? 7 birim olacak. AF'nin uzunluğu neymiş? 4 artı x eksi 5 7'ye eşit olacakmış. Buradan x'i bulabilirim. 4'ten 5 çıkarsa eksi 1, 7. Karşıya attım eksi 1'i. X'i 8 olarak buldum. 6. sorumda ABDC'ye paralel yine yamuğumda dikliğim var. Bildiğim kenar uzunluklarım var. Buna göre bir de bir tane de açıortayım var. X'i AB kenarının uzunluğunu bana soruyor. Bu soruda güzel bir soru. Çözebilmek için şu şekilde AD kenarını uzatıyorum. Buradan da CB kenarını uzatıyorum. Ve yamuğumu bir üçgene tamamlıyorum. Şu tepedeki yere de K diyeyim. Neden böyle bir şey yaptım? Çünkü KAB üçgeninde gördüğünüz gibi AE aynı bir yükseklik, aynı zamanda da bir açıortay. Hatırlayalım, bir üçgende hem yükseklik hem açıortay oluyorsa o zaman bu üçgen nasıl üçgen olur? KAB üçgeni ikizkenar üçgen olur. İkizkenar üçgense o zaman hangi kenarlarım eşit? AB kenarımla buradaki KA kenarı birbirine ne olacak? Eşit olacak. X birimse burası da x birim oldu. Tamamı x birimse burası 15 ise KD'ye ne kaldı o zaman? X eksi 15 kaldı. Şimdi sonra ne yapacağım? Buradaki DC ve AB'nin paralel olduğunu biliyorum. Eğer öyleyse hemen hatırlayın en bilindik benzerlik temel orantı teoremi de desem hatırlayabilirsiniz. KDC üçgeniyle hangi üçgen benzer? KAB üçgeni benzer. O zaman kenarlarımızı hemen orantılayalım. Kimin kimi oranı? X eksi 15'in x eksi 15'in tamamı yani x oranı DC'nin kimi oranı? AB'ye oranı. Yani 12'nin x'e oranı. Benzerlikten oranımızı yazdık. Karşılıklı x'ler gitti. Buradan 15'i de karşıya atarsam x'i 27 olarak bulurum. 7. sorumda bir dik yamuk sorusu. Verdiği kenarlar var. 2 kök 3 12. Açılar var. 30 derece, 90 derece dik yamuk olduğu için buna göre x AB kenarının uzunluğunu bana soruyor. Dik yamukta zaten her zaman ne yapıyoruz? Dik indiriyoruz. Evet, indirdik dikimizi. Dik indirince burada gördüğünüz gibi bir dikdörtgen oluştu. 2 kök 3 ise karşısı da 2 kök 3. 12 ise karşısı da 12. Bu tarafa bakıyorum. Buradaki üçgenim de 30 90. Hemen 30 60 90 üçgenini gördüm. 30 60 90 üçgeni deyince özel bir üçgen. Hemen hatırlayalım. Biliyorsunuz ama bir hatırlatma yapalım. 30'un karşısına A dersem 90'ın karşısı 2A oluyordu. 60'ın karşısı da kök 3 katı oluyordu. A kök 3 oluyordu. Şimdi buna göre bakıyorum. 30'un karşısı 12 ise 60'ın karşısı ne olacak o zaman? Kök 3 katı olacak. Yani 12 kök 3 olacak. O zaman x 12 kök 3, 2 kök 3 de burada var. Toplarsam 14 kök 3 olarak bulundu. 8. sorum klasik bir yamuk sorusu. Bakalım 6 birim, 10 birim, x birim kenarlar bu şekilde. Bir de burada böyle bir eşitlik vermiş. O zaman bu eşitlik için DE'ye 2K dersem EA'ya ne diyeceğim? 3K diyeceğim ki eşit olsun. 6K, 6K eşit oldu. Hemen yazalım. DE'ye 2K dedim. EA'ya 3K dedim. Ne yapacağım? Hemen bir paralel kenar oluşturacağım. CB'ye paralel olacak şekilde şu şekilde bir kenar çizdim. Buraya da K diyeyim. Paralel kenarımı oluşturdum. Paralel kenarda biliyorsunuz karşılıklı kenarlar eşitti. Burası 6 oldu, burası da 6 oldu. Bunun tamamı 10'du. 6 burası ise buraya ne kaldı? 4 kaldı. Tamamı x'ti. 6 burası ise buraya ne kaldı? X eksi 6 kaldı. Hemen burada gördüğünüz en temel benzerlik teoremimiz var.
Hemen kenarlarımızı oranlayacağız. Kimin kimi oranı? 2K'nın tamamı 3K'yı oranı. Ne olur o zaman? 2K'nın tamamı 5K oldu. Eşittir. Sonra kimin kimi oranı? Bu parçanın bu parçaya oranı. Yani 4'ün x eksi 6'ya oranı. Yazdık benzerlikten. Hemen çözelim. K'lar gitti. İçler dışlar çarpımı yaparsam 2 ile çarpıyorum burayı. 2x eksi 12. 5 ile 4'ü çarpıyorum. 20. 12'yi karşıya attım. 32. Her tarafı 2'ye böldüm. 16. X'i 16 olarak buldum. 9. sorumda bir ikizkenar yamuğum var. Alt taban 15, üst taban 9. Köşegenler arasındaki şu açı 60 derece. Buna göre bana yamuğun yüksekliğini soruyor. Şimdi ben biliyorum ki ikizkenar yamukta köşegenlerini çizdiği zaman buradaki EAB üçgeni nasıl üçgendi? İkizkenar üçgendi. Aynı şekilde DEC üçgeni de ikizkenar üçgendi. Bu özelliğimi hemen hatırladım. Şimdi burası ikizkenar üçgense 60, şurası kaç derece oldu? 120 derece oldu. Taban açıları da birbirine eşit. Bana yüksekliğini soruyor yamuğun. O zaman hemen yüksekliğimi, bu üçgenin yüksekliğini çizeceğim. Önce bunu bulacağım. Sonra yukarıdaki üçgenimin yüksekliğini çizeceğim. Sonra bunu bulacağım. İkisini birleştireceğim ve yamuğun yüksekliğini bulmuş olacağım. Yapalım şimdi. Biliyoruz ki ikizkenar üçgende çizdiğim yükseklik aynı zamanda bir açıortay, aynı zamanda bir kenarortaydı. Açıortaysa tamamı 120 olduğuna göre burayı 60-60 olacak şekilde böldü. Kenarortaysa buradaki kenarımı da iki eş parçaya böldü. Şimdi karşıma 60-91-30-60-90 üçgeni çıktı burada. Hatırlayalım, 30'un karşısına A dersem 60'ın karşısı ne olacak? A köküç olacaktı. Aynı şekilde kenar ortay olduğu için burası da A köküç olacak. Dolayısıyla yüksekliğim A, buradan bulabilirim. Bakın bu A köküç, A köküç, 2A köküç oldu. Neye eşit? 15'e eşit. Buradan A'yı yalnız bırakırsam her tarafı 2 köküçe böldüm. Buradan A'yı 15 bölü 2 köküç olarak buldum. Burada beni beklesin bu. Şimdi aynı işleri yukarıya yapacağım. Yukarıdaki yüksekliğine B diyeyim bu sefer. B diyeyim. İsterseniz daha net görmek için şöyle büyük bir şekilde çizeyim onu. D, E, C. Buraya çizdim. Bakın şurasının 9 olduğunu biliyorum. Yüksekliğime B dedim. Şimdi burası 60 derece ise ne olacak buradaki açım? Yine 120 derece olacak. 120 derece. Ve ben bu üçgenin D, E, C üçgeninin nasıl üçgen olduğunu biliyorum. İkizkenar üçgen olduğunu biliyorum. 120 dereceyi o yüzden 60-60 olacak şekilde böldü. Hem açıortay, hem yükseklik, hem de ne? Kenar ortay. O yüzden buralar da birbirine eşit. Yine burada 30-60-90 üçgeni çıktı. 30'un karşısına B demiştim. O zaman 60'ın karşısı ne olacak? B köküç olacak. Burası da B köküç oldu. Kenar ortay olduğu için. Toplam 2B köküç. Neye eşit oldu? 9'a eşit oldu. Buradan B'yi bulmak için her tarafı 2 köküçe bölüyorum. Buradan B eşittir 9 bölü 2 köküç çıktı. Şimdi yamuğumun yüksekliği A ve B'nin toplamı. A artı B. Toplayalım. A'yı 15 bölü 2 köküç olarak bulmuştum. B'yi de 9 bölü 2 köküç olarak bulmuştum. Toplarsam 15 ile 9'u 24 bölü 2 köküç. Sadeleştirelim. 24 ile 2'yi sadeleştirdim. 12 bölü köküç kaldı. Paydada kök olsun istemem. O yüzden paydanın eşleniğiyle çarpıyorum. Köküçle çarptım. Yukarısı 12 köküç. Köküçle köküçü çarparsam 3. Sadeleştirirsem 12 ile 3'ü cevabı 4 köküç olarak buldum. 10. sorumda yamuğumu vermiş, köşegenlerimi çizmiş. ABDC'ye yine paralel. EF'nin orta taban olduğunu biliyorum. Burası orta tabanmış. Buna göre X'i soruyor. Yani LB uzunluğunu soruyor. Şimdi burada ilk görmem gereken köşegenleri çizdiğine göre bakın burada bir ne var? Kelebek var. Kelebek benzerliğinden benzerlik oranım nedir? 3 bölü 15. Yani 1 bölü 5. Şimdi kollarına bakıyorum kelebeğin. DM uzunluğu 3 bölü MB uzunluğu kollarından 1 bölü 5 ise benzerlik oranım. O zaman buradan MB'yi
15 olarak bulurum. MB uzunluğunu, şu MB uzunluğunu 15 birim olarak ne yaptım? Hesapladım. E o zaman DB köşegenim benim ne oldu? 15 artı 3'ten 18 birim hesaplandı. E şimdi bakıyorum. Bana nereyi soruyor? BL'yi soruyor. E bu BL şurada, bunu da yeşille göstereyim. Orta taban olduğuna göre EF ne oranı var burada? 1'e 2 oranı var. E o zaman DB uzunluğumun tamamı 18 olduğuna göre BL de onun yarısı olacak. 18 bölü 2'den cevabımı 9 olarak bulacağım. 11. sorumda verilenlere göre AB kenarını alt tabanı soruyor bana. Bu soruyu çözmek için AD kenarından uzatıyorum. CB kenarından da uzatıyorum. Ve yamuğumu bir üçgene tamamlıyorum. Şuraya K diyeyim. Neden böyle bir şey yaptım? Çünkü burada oluşan KAB üçgeni, KAB üçgeni baktığım zaman buradaki AE hem yükseklik bu üçgenin hem de açıortayı. Böyle olduğunda gençler hatırlayın, hem yükseklik hem açıortay olursa o zaman bu üçgenimin nasıl üçgen olduğunu biliyorum. İkizkenar üçgen olduğunu biliyorum. Eğer bu bir ikizkenar üçgen ise, bu hem yükseklik hem açıortaysa aynı zamanda da ne oluyordu? Kenar ortay oluyordu. Yani EB uzunluğu kime eşit? EK uzunluğuna eşit olacak. Bize soruda bir de ne vermiş bakalım. Şöyle bir eşitlik vermiş. EC'ye ben K dersem, şuraya K dersem, EB ne olur? 2K olur. Hangi parçalar eşitti? EB parçasıyla CK parçası eşitti. EB parçası 2K ise, o zaman bunun tamamı 2K olacaksa, şu kısım K ise buraya ne kaldı? K kaldı. Daha sonrasında hemen gözüküyor. Buradaki KDC üçgeni ile benim büyük üçgenim KAB üçgeni nasıl üçgen? Benzer üçgen. Neden? Çünkü görüyorsunuz burada paralellik var. Açı açı açıdan benzer. Yazalım benzer üçgenlerimizi. KDC üçgeni ile KAB üçgeni benzer üçgenler. O zaman oranlarımızı yazarsak 3'ün x oranı, 3'ün x oranı, hemen bakıyorum kimin? K'nın tamamı ne oranı? K'nın tamamı da 2K, 3K, 4K'ya oranı. Buradan K'lar birbirini götürdü. İçler dışlar çarpımı yaptım ve X'i 12 olarak buldum. 12. sorumda yamuğum verilmiş. ABDC'ye paralel. Şurada bir eşitliğim var. CF'ye K dersem, CF'ye K dersem, BF ne olacak? 2K olacak. DE, EB'ye eşit verilmiş. Buna göre X'i soruyor. Şimdi bu yamuk sorusunu benzerlikten çözeceğim. Şimdi gördüğünüz gibi şurada bir kelebek var ama kanadı kırık kalmış. Hemen onu bir tamamlayayım. Şu şekilde tamamladım. Gördüğünüz gibi şuraya da ne diyeyim? K diyeyim. Şurada bir kelebeğim oluştu. Evet. Buradaki kelebeğimden hemen benzerliğimi uygulayabilirim. Bu kenarlar birbirine eşit olduğuna göre, buradaki kelebeğin benzerlik oranı eşit olduğuna göre 1. O zaman burası 8 ise burası da ne olacak? 8 olacak. Şuradaki kısma ne kaldı o zaman? 8 eksi x kaldı. Şimdi benden ne istiyordu? X'i istiyordu. Yine bir kelebeğim var. Bakın gözüküyor. Yeşille boyuyorum. Şu kısım şöyle. Hemen bu kelebekteki benzerliğimi de yazayım. 8 eksi x'in kim oranı? 8 oranı. Kelebeğin kollarına bakalım. K'nın kim oranı? 2K'ya oranı. Buradan x'i hesaplayabiliriz. K'lar gitti. İçler dışlar çarpımı yaptım. 2 ile çarparsam 16 eksi 2x. 8 çarpı 1, 8. 2x'i bu tarafa, 8'i bu tarafa attım. Buradan da x'i 4 olarak buldum.